Herkese merhaba, ben AlivingGames.com'dan Onur. Bugün Champions Online'a bir ilk bakış çekmeye çalışacağım sizler için. Oyun action MMO tarzında ve aynı zamanda MMORPG tarzında. Oyuna ilk giriş yaptığımızda bu tarz bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranda eğer karakteriniz yoksa bu şekilde bir buton bizi karşılıyor. Create your champion yazan bu butona tıkladığımızda ilk karakterimizi yaratmaya başlıyoruz. Yandaki bölümde oyunun web sitesine bu butondan gidebiliyoruz. Options'dan ayarlara göz atabiliyoruz. Terms of Use'dan kullanım şartlarına bakabiliyoruz. Credits'ten de oyunun yapımcılarına göz atabiliyoruz. Oyunun yayıncı firması şu anda Cryptic Studios ve aynı zamanda Perfect World ortaklaşa yayınlıyorlar. Logout butonuyla da bu arada hesabımızdan çıkış yapabiliyoruz. Create Your Champion'a tıkladığımızda ise bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Bu ekranda sınıflarımızı seçebiliyoruz. Şu anda aktif olan sınıflar ranged bölümünde, yani uzak saldırı yapabilen bölümde The Soldier, silahlı saldırılar yapabilen bir sınıf. Marksman, ok ve yay kullanan bir sınıfımız. The Inferno, ateşli daha doğrusu ateşli büyüler ve ateşli sistemler kullanan bir sınıf. Tank sınıflarımızda The Glacier ve ne varmış? The Behemoth var. Gördüğünüz üzere bunlar tank sınıflarımız oluyor. Defansı yüksek daha çok. Melee yani yakın saldırılardaysa The Unleashed ve The Blade bulunuyor. The Blade zaten isminden belli. Kılıç kullanan bir sınıf. Hybrid'de hepsinin karışığı. Daha çok Mage karakter var burada. Bir tane zaten sınıf bulunuyor şu anda. Grimoire. Öyle bir sınıf var. Kara büyü yapacak bir sınıf gibi durdu gözüme de. Öyle görünüyor biraz. Support'ta da Healer sınıflarımız bulunuyor gördüğünüz üzere. Radiant ve The Mind. Bu arada söylemiş olayım, Champions Online süper kahraman teması üzerinde işlenen bir oyun. Yani DC Universe gibi biraz oyun ama biraz daha eski DC Universe'a göre. Free to play, pardon, Free for All isimli bir patch ile de bedava olmuştu bundan bir süre önce. Evet, ben şimdi ne yaratsam? Şu biraz değişik, güzel göründü aslında. Evet, ben ya da şöyle bir şey yaratayım ya. The Grimoire yaratayım, hem ismini de telaffuz edemeyip rezil olurum, güzel olur. Bu arada şuradaki Show Full Power Progression'da bütün skill'lerini, özelliklerini görebiliyoruz sınıfın. Ben Grimoire'ı seçip Next'e basacağım. Bu oyunu daha önceden oynamıştım. Oyunun ciddi anlamda detaylı bir karakter yaratma menüsü var. Çok detaylı. Burada her şeyi yapabiliyoruz. Yani en ufak detayına kadar bir sürü şey yapabiliyoruz. Kıyafetten her şeyini yapabiliyoruz. Yani kıyafetin dokusundan, renklerinden, işte karakterin tipinden. Örneğin karakterin tipine mesela şu şekilde insan yapabiliriz. Sadece şey, maskesiz. Şu şekilde bir maske yapabiliriz. Bu şekilde bir maske yapabiliriz. Veya şu şekilde yaratık mesela. Şeytan tarzı bir tip yapabiliriz. Burada mesela neler varmış? Burada çok fazla detay var. Gerçekten çok fazla var. Headwear. Ben sanırım burayı şimdilik randomize yaparak rastgele bir tarzla geçeceğim. Bir daha basayım. Geç. Biraz sıradan gibi. Oyunun grafiklerinden bahsetmem gerekirse gerçekten iyi grafikler aslında. Ama çizgi roman havasında işlemeye çalışmışlar oyunu. Yani şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama karakterin şu an çevresinde çizilmiş gibi bazı görüntüler var. Bu arada bu karakter böyle garip bir şey giymiş ya. Bu ne böyle? Evet, bu yaratımsı tipi alayım ben. Karakterin silahlarını da bir yerden değiştirebiliyorduk ama şu anda sanırım bulamıyorum onu. Ben next'e basıp geçeceğim. Bir isim. Süper kahramanın ismi. Maymun Man. Yok, çok mu şey oldu ya? Biraz daha marjinal bir şey olsun. Maymunazatoro Toro Tatarotoriz. Evet. Hikayemiz AlivingGames.com. I'm done.
deyip oyuna giriş yapıyoruz. Bu arada kesinlikle benim gibi atlamayın karakter yaratma kısmını. Aynı All Points Bulletin'de, APB'de olduğu gibi çok uzun süre vakit geçirilmesi gereken gerçekten detaylı ve kaliteli bir karakter yaratma bölümü var. Eğer oynayacaksanız bu oyunu o kısımda biraz vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Oyuna giriş yaptığımızda bu şekilde bir senaryo bölümüne giriş yapmış oluyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere uzaylılar tarafından işgal edilmiş bir şehirdeyiz. Burada gördüğümüz karakter de oyunda ana NPC karakterlerden biri olan, şu anda ismini hatırlayamadığım bir süper kahraman. Bu arada uzaylıların adı da Q'larmış. Q'lar uzaylıları, artık hangi galaksiden varsınlar. Kaç yaşınızdasınız siz demek istiyorum bu arkadaşlara. Evet, bunları hatırlıyorum biraz. Şu silahı falan hatırlıyorum. Şunun içine girmek için bayağı bir debelenmiştim ben. Yani. Bu arada anladığım kadarıyla kamera ilerledikçe yukarıdan bir download durumu var. Bir şeyler indiriyor oyun. Oyunun herhalde boyutu çok büyük olmasın diye oyun içerisinde aynı zamanda download yapıyor oyun. Sanırım buna geliyor ama bu lag problemi doğurabilir. Aslında doğru bir sistem değil bana göre. Oyunun atmosferine baktığımda hakikaten etkiliyor beni. Çünkü çok güzel bir yıkım atmosferi yaratmış Cryptic Studios. Continue'ye basıyoruz ve oyuna giriyoruz. WASD ile yalnız karakterim çok şık. Süper yani. Maymunazatotrotatarotoriz süper bir süper kahraman olmuş. Space'e zıplayabiliyoruz. WASD ile koşabiliyoruz. Bir de skillim var ama istediğim gibi kullanamıyorum. Önce bir düşman seçmiş olmam gerekecek. Shift ile şöyle... Bu nasıl bir yürümedir ya? Shift ile guard yapabiliyorum. 2 ile ve 1 ile de skilllerim var şu anda. Burada kendini belli ediyor bir görev. Allah razı için benimle konuş, bağıracak utanmasa. Thank goodness you're here. Burada olduğum için çok mutluymuş arkadaş. You arrived just in time. Tam zamanında gelmişiz. Bilmem Millennium City'yi bir savaş alanına döndürmüş Q'larlar. Ve bizim yardımımıza ihtiyaçları varmış. Continue'ye basıyoruz. Oyunun hikayesini kesinlikle okumanızı öneriyorum. Çünkü PvP'den öte PvE üzerine çok kurulu bir oyun. Aşırı kurulu bir oyun. Oyunun senaryosu da bu yüzden iyi işlenmiş. Ben öneriyorum bunu yani size. Evet, buradan da bir görev aldık şu abladan. Hologram abla. İsmi neymiş bunun? Sokrates'ten. Sokrates. Şimdi görevim ne benim? Lore değil, evet. Destroy Q'lar Heave Pots, onu da hatırlıyorum ki şuradaydı. Evet, Q'lar Heave Pots'lardan indirmemiz gerekecek. Burada oyunun tutorial'larını görüyoruz. Bu arada oyunun çözünürlüğü biraz düşük gibi. Ama şu anda video ile ilgili problem çıkmasın diye bunu değiştirmeyeceğim. Tamam, tamam kardeşim. Sağ ol, tutorial anladık, öğreniyoruz. Şimdi şunlardan kesmem gerekiyor. Oo, çok güzel. Bu şekilde savaşabiliyoruz. Tıklayıp bire bir kere bastığımızda karakterimiz otomatik olarak saldırmaya başlıyor. Koşarak saldırabiliyoruz. Peki şöyle bir şey yapsak. Bu şekilde skill de vurabiliyoruz. Mesela 2'ye bastığımızda skill vurmuş oluyoruz. Manam da ona göre düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam evet, böyle bir sistemde mevcut. Bayağı bir skilllerimizi yükleme yapabiliyoruz. Yani bir kere tıklayıp çektiğimizde sadece bu kadar damage verirken, eğer vaktimiz varsa tıkladıktan sonra 2'ye basılı tutup ateş edersek çok daha fazla damage veriyor. Çok daha fazla hasar veriyor. Herhalde evet, bitti. Sokrates'e geri dönmemizi istiyor. Şurada görevlerimizi görebiliyoruz. Yukarıdaki haritada da bir sürü işte seçenek var tıklayabileceğimiz. Bu seçenek örneğin Grimoire'un gelişimini gösteriyor bize. Neler yapabilir falan filan. Yani Grimoire da benim şu anda kullandığım sınıf. Hemen Sokrates'e tıklayıp continue diyoruz. Millennium Mayor. Set. Başkanla konuşmamız gerekiyor. Bu da yok, bu başkan değil. Ha pardon, evet, başkanmış. Başkanla da konuşuyoruz. Mayor bilmem ne set. Evet evet, görevleri okudum ben, biliyorum zaten tabii canım. Bu arada oyunda uçmak gibi falan sistemler var. Bunlar da gerçekten oyunu keyifli kılıyorlar.
Ben buraları hatırladığım için direkt olarak bu binaya gelmem gerektiğini biliyorum. Ve ilk uzaylımızla da kapışacağız burada bu arada. Gelmeyin, hoş düküş. Şöyle bir sistem var oyunda. Atıyorum, eğer koşarak vurayım, hani kimse bana vuramasın gibi bir seçenek yok. Uzağınızda da olsa moblar size vuruyor. Hani şunu yapmanın evet faydaları var. Size daha uzun sürüyor gelip vurmaları ama hani tamamen damage'lardan kurtulmak, gelen hasarı tamamen yok etmenin imkanı yok. Şimdiden söylemiş olayım. Bu arada şu ikiye basarak, basılı tutarak ateş ettiğimizde ne kadar basılı tutarsak o kadar fazla hasar veriyoruz ama o kadar da fazla mana yiyor. Mana barımızı burada görebiliyoruz. Şu anda bayağı bir manamı yedi yani hepsini kullanınca. Şu şekilde göstereyim. Basılı tutarak vurduğumda manamın neredeyse hepsini bitiriyor. Birazdan da basılı tutmadan kullanacağım. Manam bir dolarsa. Vurdukça manam yükseliyor bu arada. Birle yani normal skillimle vurduğumda manam yükseliyor. Bir de hiç basmadan göstereyim. O zaman da bu kadar yiyor sadece. Yani ilk seviyelerde düşük düşmanlara karşı çok fazla basmamanızı öneririm. Zaten biraz basınca ölüyorlar. Hani hiç gereği yok. Boşu boşuna manınızı indirmiş olursunuz. Şu anda yapmam gereken şey şunları kontrol etmek. Ron sen... Evet olmuş. Hemen buraya geliyorum. Burada bir şey yapacak karakterimiz. Oyunun grafikleri iyi ama biraz daha yükseltebilirsek hoş olabilir. Video quality'ye önem versin şu anda oyun. Bakalım ne olacak eğer kasma yapacaksa. Hemen maksimuma gelip apply diyelim. Apply 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 şu anda sanırım yaptı. Ama yine de öyle çok. Yani şu etrafın grafikleri falan kötü göründü gözüme. Ne diyeyim yani hani. Bu arada level atladım sanırım, tek attım bu moba çünkü. Ben bu oyunu daha önceden, bayağı önceden çok yakın bir arkadaşımla oynamıştım. Oradan aklımda kalanlarla yapıyorum şu anda bu görevleri. Ama eğer buralarda olmadığını bilmiyorsanız bu şu anda aradığım şu şeylerin, bunlar sıkıntı yaratabiliyorlar. Zaten moblarla nasıl kapışacağınızı daha çözmeden oyun direkt olarak sizin mobların üzerine salıyor. Başta bir tutorial modu veriyor. Yani burası aslında normalde tutorial modu. Ki zaten oyun aslında buraya kadardı. Yani bu alan bitince, tutorial bölümü bitince oyunda bitiyordu. Free trial gibiydi. Böyle bir deneme sürümü oynuyorduk ilk başta. Daha sonradan Free for All isimde bir güncelleme, büyük geniş bir paket yayınladı oyun ve oyunu tamamen ücretsiz yaptı. Ama tabi cryptic puan points sanırım, tam bilmiyorum. Nakit parayla alınan bir puanla çok daha fazla ekler alabiliyoruz. Continue diyerek ve görevimi bitirdim. Level atladım. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir efektle atladım. Hakikaten hoş oldu yani. Karizmatik bir abimizdir çünkü. İsmini tekrarlamak istiyorum. Abimiz, saygılar abimiz. Maymunaza Toro Tatarotoris. Süper bir karakter olmuş. Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Deliver photos to Chef Surhof. Surhof'a gitmem gerekiyor. O da bu arada örneğin şey yok oyunda. Tıkladığımızda otomatik olarak gidemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. M'ye bastığımızda haritada örneğin buradaki mail chief görevimiz 1 numaraysa M'ye bastığımızda bir görevi haritamızın üzerinde görünüyor. Bizim bir görevine gitmemiz gerekiyor. Yani şuraya gitmemiz gerekecek. Arkamda moblar koşturuyorlar. Vurmayın bana, ağzınızı burnunuzu kırarım. Hoşt. Bir de şöyle bir şey mi var? Ben mi yanlış anladım? Yok hayır. Bir an koşarken sanki daha az mı damage veriyoruz dedim ama yok öyle değilmiş. Bu arada şu yukarıda uçan aletlere falan da vurabiliyoruz ama tabi dandik şu an bayağı düşük level olduğumuz için hiçbir işe yaramıyor şu an onlara bulmamız. Gördüğünüz üzere uçan moblar da var, onlara da vurabiliyoruz. İleride zaten uçarken uçarak da kapışabiliyoruz moblarla. Bu arada burada oyunun çok kolay olduğuna bakmayın. Hani şu anda moblar neredeyse hiç vurmuyorlar dahi bize. Ki şunlar vuruyorlar yani, yakınlarında durursak öyle hatırlıyorum. Yok vurmuyorlarmış ama şey yapıyorlarmış. Bunlar bizi sıkıştırıyor bu şekilde. Burada biz sıkışmış haldeyken moblar gelip bize vurabiliyor. Şunlar mayın. Yanlarına gidersek patlıyorlar. O patlayacak mesela şimdi. Boom. Hop. Gördüğünüz üzere burada canım gitmeye başladı. İlerleyen bölümlerde ben söyleyeyim arkadaşlar. Oyun gerçekten zorlaşıyor. Yani sıkıntı çekebiliyorsunuz bazı bölümleri geçerken ki aynı dungeon sistemi tarzında bir sistem de var oyunda. Parti ile böyle girdiğiniz belli alanlar oluyor. Ben arkadaşımla girdiğim halde zorlandığımı biliyorum.
Continue. Evet, bu görevi de verdik. Burada bir sürü görev alabiliyoruz. Burada birkaç tane görevimiz var hatırlıyorum. Şuraya mı gitmem gerekiyor? Burası ne? Evet. Alakasız bir şey yaptım. Aynı zamanda oyunda girebileceğiniz nasıl diyeyim? Yani istediğiniz an girebileceğiniz bazı ufak görevler de var. Yani bunlar mesela survival tarzında dalga dalga mobların geldiği bir alan var. Bu alana girdiğiniz anda görev başlıyor. İstediğiniz an orada durabiliyorsunuz, level kasabiliyorsunuz, para kasabiliyorsunuz. Tabii normal çok fazla mob geldiği için normalde o mobdan gelecek paradan biraz daha düşük para geliyor şeklinde. Bu şekilde ufak görevler ve yan bazı etkinlikler var. Şu anda iki tane görevim var. M'ye bastığımda bir görevimi şurada yapabilirim. Oraya gideyim. Ne yapmam gerekiyor bir görevimde? Rescue civilians and emergency workers from the QR. Şu adamları kurtarmamız gerekiyormuş. Bir tane sivili bu adam kapmış. Bu arada bu yaratık ne büyük bir şeymiş ya. Ben bununla tabii skill'i vururum. Oo, bayağı bir vurdum yalnız ya. Ben bunlara bayağı vuruyorum yani. Kurtardım sanırım ilkini. Evet, burada şu anda bunlardan 3 kişi kurtarmamız gerekiyor. Evet. Sağ ol. Bir Allah razı olsun bile demedi arkadaş. Allah ne verse koştu. Thanks Jax dedi orada bir adam. Bana teşekkür eden yok. Herkes diyecekse teşekkür etsin küfür etsin diyecektim az da. Alakasız olacaktı. Kimi kurtarabilirim şimdi? Bu arada ben çok iyi hatırlıyorum. Oyuna yeni güncelleme gelmeden önce buralar vardı. Şu anda buraya böyle bina falan yıkılmış. Şuralara çıktı yani. Şuralara gidebiliyorduk. Yani şu anda da gidebiliyoruz ama bina falan var. Oo, yüksekten düşünce canımız gidiyormuş bu arada. Bir akıl edemeden atladım aşağıya ben. Yapmayın. Bunu da öğrenmiş olduk. Ayrıca bir görevimi şurada da yapabiliyormuşum. İki görevimde Ridley Stolen Medical Sal. He, bunu da bu Q'lar zombileri, yaratıkları bazı bizden malzemeler çalmışlar. O malzemeleri geri toplamamız gerekiyor görevde. İşte şunu mesela şu adamı kurtaralım. Bu arada kullandığım karakter hibrit bir karakter olduğu için yani tanklık falan da yapabiliyor. Çok sağlam bir karakter hibrit karakterler. Ama biraz şeyler bazı anlamlarda dayanıksızlar. Örneğin zaten sınıf sistemi tamamen değişmiş, yepyeni gelen bir paket var oyuna. On Alert diye bir paketle güncellediler oyunu. Cryptic Studios güncelledi oyunu. Bu paketle sınıf sistemini tamamen değiştirdiler. Bu hibrit diye falan karakterler yokken yeni gelen karakterler bunlar hep. Sınıf isimleri falan hep değişti. Bunda oyuna olan oyunculara nasıl yansıttılar hiç anlamış değilim. Bu arada şimdi hatırladığım ayrı bir özelliği daha şimdi sizlerle paylaşacağım şu mobları kestikten sonra. Bu arada tipler böyle bir böcekle insan karışımı. Surat bir yamuk. Böyle adam bir vuruyor bir yarım saat bekliyor falan. Şeklinde bir garip bir tiplerle kapışıyoruz. Evet. Thank you my moon. Oyunda bu tarz gizli görevlerde bulunuyor. Mesela şu anda şu gördüğümüz bir görev. Burada bir kedi buluyoruz. Continue. Burada bir kedi buluyoruz. Bu kediden bir görev alıyoruz. Regi kedinin adı. Bu kedi mesela normalde haritada falan görünmüyor. Ama gelip bulursak bu görevi alabiliyoruz. Fazladan bir kazanma şansı diyeyim. Adam öldü ölecek bu arada. Ona yardım etmek istiyorum. Rahat bırakın adamı. Sen dua et bana. İsmini de görmedim. Tsubasa gibi bir şeydi ama. Duacım olacaksın bundan sonra. Abi polis. Oha polise bak. Allah Allah. Polis uçtuk. Bu arada şöyle bir mantıksızlık var. Tamam büyük bir şehir, tamam uzaylı istilası ama bir şehirde bu kadar mı kahraman var? Milyonlarca kahraman var. Şehirde 50 tane kahraman geziyor şehrin içerisinde. Bir bakar mısınız yani? Burada bir tane var. Silverman diye bir tane burada. O bu arada tipi çok iyiymiş adam çok. İşte uğraşınca çok güzel şeyler yapılabiliyor. Yani ben dediğim gibi kesinlikle karakter yaratma kısmını es geçmeyin derim. Bu arada görevi bitirdim bir tane görev ama nereye vereceğim? Şuraya verecekmişim.
Champions Online süper kahraman temasında oynanabilecek. Zaten çok da fazla oyun seçeneği yok. Bildiğim kadarıyla şu anda aklıma gelen 3 tane bu arada. Ne oluyor ya? Bombalıyorlar şehri. Atmosfer çok güzel oldu şu anda. Gördüğünüz üzere bu arada NPC'ler de savaşıyor. Bu tarafa çok yaklaşırlarsa NPC'ler de anında dalıyorlar ve hani bize göre şu anda bayağı da güçlüler aslında. Hani ölmüyorlar onlar. Ölseler de hemen yenisi bir tane daha geliyor. Evet, dediğim gibi Champions Online piyasada oynanabilecek nadir süper kahraman oyunlarından biri. Eğer bu tarz oyunlara ilginiz varsa, ki yoksa bile güzel bir seçenek. Gerçekten oynaması keyifli ki ilerleyen bölümlerde uçma, işte akrobatik hareketler veya aşırı uzun zıplama falan gibi özellikler geliyor. Bundan böyle daha sınıfınıza görüntü olarak uyacak olan birini seçiyorsunuz. Bunlar tamamen sadece ulaşımınıza yardım eden şeyler. Ulaşımınıza, hareketlerinize yardım eden şeyler. Ben açıkçası öneriyorum. Champions Online'ı tek başınıza biraz oynarsanız sıkılabilirsiniz ama yanınızda bir arkadaşınız da gerçekten keyifli olabilen bir oyun. Evet, bu arada şöyle de bir sistem var oyunda. Ben bunu kaldırdım. Niye kaldırdım? Çünkü deliyim ben. Psikopatım ben. Özel güçlerim var ama ben bank atmak istiyorum moblara. Hani çünkü ben kafayı yemiş bir süper kahramanım ben. Atıyorum. O bayağı da vurdum yalnız. Evet. Gösterebileceğim şeyler Champions Online'da ilk bakış anlamında bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben AlivingGames.com'dan Onur. Ya da forumdan tanıyabileceğiniz kimden Maymun. Tanıtıma burada son veriyorum. Herkese iyi oyunlar.